İyi akşamlar Furkan abi. İyi akşamlar. Ha, ben seni tanıyorum, sen beni tanımıyorsun tabii. Evet, tanımıyorum. Senin videolarını izliyorum. Biliyorum da başarılarını. Benim bu durumu ancak sen kurtarırsın. Ne oldu? Ne hale gelmişsin sen böyle? Ne oldu sana? Bir haftadır falan yıkanmıyor. Niye yıkamıyorsun? Tarayamıyorum da. Durumum yok abi, o yüzden. Evde su mu yok? Yok. Sular kesildi. Faturalardan haberin yok senin galiba. O yüzden yıkayamıyorum. Kusura bakma, öyle şey hani mizah olarak söylemek istedim ama. Durumum da yok. Yani günü kurtaracak bir şeyler yapalım ya. Çok maddiyatlı bir şey değil de böyle bir kerelik. O zaman ben sana şöyle bir keratin diyeceğim. O çok pahalı olur bana. Keratin gibi evde yapabileceğim bir şeyler var mı? Var. Mısır nişastan var mı evde? Yok ama varız. Tamam, mısır nişastanı da ben alacağım. Tamam. Sana mısır nişastası ve su karışımı, aynı zamanda biraz da yağ eklediğim bir karışım var. Gününü kurtarır o senin. Çok iyi. Ve 10 liraya mal olacak sana. Çok iyi. Yani normalde 1000 lira, 2000 lira vereceğin keratin bakımına o parayı vermeyeceksin. Ama bir günlük düzleştirme olmaz. Sadece bakım, parlar vesaire. Şu kaşların ortalarında bir alalım senin. Bayağı salmışsın sen kendini, böyle olmaz. Evet, bayağı saldım ya. Olmaz böyle yani. Toparlamak lazım senin. Yapabilir miyiz? Sana güveniyorum. Yaparız ya. Yaparız. Gel. Hadi. Gördüğün gibi malzemeler bunlar. Tencere. Evde var değil mi? Evde var. Su. 2 bardak da var. Mısır nişastası. Yok ama sen tamam, alacaksın ben, al, ben veririm sana. Tamam, al, bu senin olsun. Tamam, koy cebine. Tamam, Allah razı olsun. Kerastasyon yok. Yok. Pahalı bir yağ. O yüzden ne yapacaksın? Zeytinyağı. Abi o sıvı yağ. Bari zeytinyağı koy. Bu zeytinyağı bu yeşil olur. Bu kadar da değil. Fakira fakira abi diyorsun ama zeytinyağını anlıyorsun ha. Bu da ayçiçek yağı. Tamam. O da olur. Fark etmez. Şöyle bir ürün koyarsan daha güzel olur. Ben şimdi bunu bu ürünle yapacağım. Ondan da bir damla koyacağım ona. 2 kaşık mısır nişastasını içine atıyorsun. Sonra suyunu atıyorsun. İkinci bardağını atıyorsun. Jölev kıvamına gelecek dereceye kadar karıştırıyorsun. Bir damla da yağ atıyorum. Biraz da zeytinyağı koyayım senin için. Sadece zeytinyağı koysam da olur. Ama ben biraz koku versin diye. Karıştırıyoruz. Evet, çorbamız hazır. Nişasta çorbası. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Tamam. Soğuduktan sonra saça sürmeye başlayacağız. Ama öncesinde gel bir senin saçını yıkayalım. Tamam. Saçların açılmıyor, açılmıyor. Sen neden bir haftadır bir insan saçını bu kadar yıkamaz ya? Tabii ki. Anca. Çok şimdi. Güzel kokuyor. Normalde öne doğru yıkamak lazım seni ama. Böyle yıkadım. Biraz canın acıyabilir. Öyle olmayacak. Anca keser seni. Saçın açılmıyor ki. Şuraya bak. Şampuan yedim. Kız ya. Tükürme sağa sola. Tamam, düzelteceğim ben. Bak o kaşındaki de pislikmiş. Aynen. Çıktı. Abi. Sevgilin var mı senin? Şanlıyım. Şanlı, Allah sabır versin. Mecnun'a sormuşlar sen bu Leyla'nın nesini beğeniyorsun diye. Leyla'nın da ağzı burnu yamukmuş yani. Siz onu benim gözümle görebilseniz demiş. Enişteye sorsak biz onun gözüyle göremeyiz. Aynen öyle. Enişteyi de bekleriz bakıma. İyi misin? Annem bile yıkamamıştır böyle yüzünü senin. Evet. Kalk bakalım. Şimdi sana çok güzel tüyolar vereceğim. Saçın birbirine girmiş vaziyette zaten. İlk önce bir açma tarağıyla aç. Açılırsa tabii senin saçın. Şuraya bak ya. Görüyor musun saçın nasıl açılmıyor? Bu arada mısır nişastası ne işe yarayacak? Saçın moleküllerini açacak. Saçımın dolaşıklığını mı açacak? Hem dolaşıklığını açacak hem de günlük olarak keratin işlemi sağlayacak. Saçın pasparlak olacak ve o kadar rahat kullanacaksın ki hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Yumuşacık olacak, yumuş gibi. Merak etme, bu gününü kurtarır seni yani. Tamam. Hiçbir sıkıntı çekmezsin. Şu an evde süreceğin şekilde süreceğim. Keratin kıvamında şu an. Olduğu gibi saçına laps diye sürebilirsin. Hiç uğraşmalık bir şey değil. İyice yedir. 1 kaşık nişasta kullanıyorsan 1 bardak su. 3 kaşık nişasta kullanıyorsan 3 bardak su. Saçının boyutuna göre değişir bu. Ama senin saçının boyutu 2 bardak nişastaya 2 bardak su. Şimdi bunu güzelce tarayacağız. 15 dakika bekleteceğiz. Bekledikten sonrasında yıkayacağız. Normal şampuanla yıkıyoruz. Sonrasında saçın bak nasıl parlayacak. Bak nasıl değişecek. Bak nişanlın sana bir daha nasıl aşık olacak. Bak gör. Seviyor mu seni? Seviyor. Valiyi de daha çok seveceksin. Bakımlı olacaksın ya. Sana birkaç tane de kıyafet ayarlayalım, bir değiştirelim seni. Haftada bir çık geleyim karşısına. Abi. Ha? Haftada bir geleyim mi? Ya bokunu çıkarma. Artık bundan sonra sen yapacaksın bakımını. Nişastayı verdim sana. Daha ne yapayım? Su var sende. Zeytinyağı var. Ayçiçek yağı var. Yağ da pahalandı ama. Kullanırsın artık. Şıra
acıyor. Bu yılların acısı işte. Bir haftadır yıkamıyorum diyorsun saçını. Normal değil mi? Kafanda limon çekirdeği falan kalmış. Limonla mı yıkadın sen saçını? Parlasın diye. Komple kafandan aşağıya boşaltmak istiyorum şunu aslında. Oh! Çok güzel oldu. Bunun saça hiçbir zararı yok. Günü kurtarmak için arada yapabilirsin. Keratine ihtiyacın yok yani. Bu düzleştirir mi? Düzleştirmez. Dökme etkisini azaltır mı? Hayır. O gününü kurtarırsın. Bunu yaptıktan sonrasında saçını yıka, olay bitti. Hadi bakalım. Gerçekten o kadar parlak gözükeceksin ki dünyan aydınlanacak. Öyle bir ürün. Şimdi bir 10-15 dakika bekleyelim. Bakalım neler olur. Bak saçın hala daha açılmıyor yani. Bak tarak geçmiyor saçından. Hadi bakalım. Saçı yıkamaya başladık. İnanılmaz değişiklik olacak saçında. Kendine şaşıracaksın. O kadar söyleyeyim. Nasıl açılıyor saçın bak. Pamuk gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Muhteşem oldu. O eski halinden eser yok şimdi. Evet. O çirkin dişli kız. O kaşı birleşik kız. O saçı paçavra gibi olmuş kız. Eser var mı o halinden? Çok uğraştık. Asla yok. Çok uğraşmadık aslında. Sadece nişasta ya. Nişasta ve su. Bakın bu kadar zor değil ya. Şu saçın tane taneliğine bakar mısın ya? Şuraya bak. Mükemmel oldu. Yüzünü de güzelleştirdik. Yani bir makyaj yaptık falan. Saçlarım mükemmel ya. Uzun süredir böyle görmüyordum. Artık bakımlı bir kadınsın. Çok güzel olmuş. Evet. Bakımlı Kadınlar Kervanı'na hoş geldin. Hoş bulduk. Bakımlı olmak bu kadar zor değil. Bakımlı olmak aslında basit. Sadece araştırmanız gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Sadece araştırmanız gerekiyor. Bu oyunda bize yardımcı olan İrem'e teşekkür ediyoruz, baldızımıza. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir senaryoydu. Yani bakımsız kadın senaryosu. Ama gerçekten çok fark etmedim. Bayağı fark ettim. Gerçekten normalde böyle saçın başın dağınık oluyor. Bence artık bunu... Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bakımlı bir kadın kendisi. Ama bugün bayağı dağıttık onu. Hatta pudra, waxlar falan bilen. Beni çirkinleştirmek için 2 saat falan uğraşmışlardır. Yani 2 saatte anca çirkinleşti. Bu kadar yani. Deneyin ve çok emek var. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Video çekimi bizim aşağı yukarı 4 saat kadar sürdüğü için size 20 dakika, 15 dakika falan yansıdığı için ondan hala şokta. Ya bu kadar uzun mu sürüyormuş YouTube çekimleri diyor. Allah rızası için beğenin, yorum yapın lütfen. Aman çok duygusal bir video oldu. Şu an zaten direkt like atacaklar ha. O kadar duygusal. Ben burada kaç çekimler yaptım? Kaç? Abi, 24 saatlik ya, çekim yaptım. 24 saat. Yapılmış mı Türkiye'de? Yapılmamış. O yüzden ya. Hatice değil neticeye bakalım. Evet. Bence netice güzel. Bayağı iyi. Tekrardan söylüyorum. Keratin yaptırmalık bir durumunuz yoksa günlük olarak günü kurtarmalık ya da bir iki günü kurtarmalık nişasta ve su karışımıyla formülle gösterdiğimiz gibi yapabilirsiniz. Ölçekleri de zaten size söyledik. Bunları karıştırıyorsunuz. Güzel dinlendiriyorsunuz. Sonrasında saçınızı şampuanla yıkıyorsunuz. Bütün olay bitiyor. Teşekkür ederim. Hayattan yorgun gibisin ya. Şu an saat 12 arkadaşlar. Yorgunluk var. Sen böyle mutsuzsun, onlar da yaptıktan sonra böyle mutsuz olmak. Hayır, ben mutluyum. Ne oldu, nişasta kafa mı yaptı sende? Herkes abone oluyor zaten, biliyorsunuz, bunları söylemeye gerek yok. Değil mi? Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Şu senin son halini, şu son saçlarının halini bir gösterelim. Şöyle bir savur bakayım.